Avrupa'ya gidiyoruz şimdi de. Avrupa Birliği liderleri 2021-2027 yılları bütçesini görüşmek üzere ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Detaylarını Fransa'dan Ne Yapar'a muhabiri Gizem Adal aktarıyor. Evet, Avrupa Birliği liderlerinin ana gündeminde bütçe zirvesi var. Aslında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından, Brexit'in ardından Avrupa Birliği liderleri en zorlu sınavını veriyor. Brexit sonrası Avrupa Birliği karıştı. Bütçe savaşları yaşanıyor. Bütçe konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor diyebiliriz. Brüksel'de bütçe zirvesi başladı. Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin liderleri yeni gelecekteki bütçe, yani 2021-2027 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Ancak uzun sürmesi bekleniyor. Görüşmelerin bu yıl içinde tamamlanacak. Bu zirvenin de önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Hafta sonuna kayması bekleniyor. Zirveye başkanlık eden Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel oturum öncesi bir açıklama yaptı ve bütçe konusunda farklı beklentiler, kaygılar var. Bunlar meşru. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bir çözüm bulacağını umuyoruz diyerek umutlu konuştu. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de uzun ve zorlu bir müzakere süreci olacak dedi. Yine birliğin iki lokomotif ülkesi Fransa ve Almanya'nın liderlerinden açıklamalar geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel bütçe konusunda bir çözüm bulunmasına kararlıyız dedi. Fransa olumlu konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransa'nın amacı tarım konusunda ortak bir politika geliştirmesi diyerek yine bütçe konusunda bütçenin iyileştirilmesi gerektiğini, Fransa için, Avrupa Birliği için en iyi bütçenin geçirilmesi konusunda elinden geleni yapacağını belirtti. Tabii Avrupa Birliği'nde Brexit sonrası yaşanan bu aslında bütçe açığı yaklaşık 75 milyar euroluk bir açık İngiltere'nin ayrılmasıyla ve üye ülkelerin liderleri, 27 üye ülkenin lideri bu bütçe açığının nasıl kapatılacağını tartışıyorlar. 2014-2020 mali çerçeve planına baktığımız zaman mevcut bütçe yaklaşık 1 trilyon euro. Şu anda nasıl belirlenecek birçok konu var farklı masada uzlaşı sağlanması gereken. Bunların en önemlisi aslında üye ülkelerin gayri safi milli hasılasının yüzde kaçının Avrupa Birliği bütçesini oluşturacağı konusu. Bu önemli tabii. Avrupa Birliği'nde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere baktığımız zaman uyum programları önemli. Daha az gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerine kalkınması için sağlanan maddi desteklerin kesilmesini isteyen bazı ülkeler var. Yine daha az gelişmiş ülkeler bu kesintilerin yapılmamasını, uyum programlarına, projelerine maddi destek yapılmasının devam etmesini istiyor. Oldukça önemli. Tabii birçok konu var masada dedik. Yine tarım politikası da oldukça önemliydi. Önümüzdeki saatlerde, günlerde devam edecek. Öyle görünüyor. Tabii baktığımız zaman yine aynı şekilde üye ülkelerin liderleri bu bütçeyi konuşurken birçok diğer anlaşmazlık da gidermeye çalışacak. Uyum programları ciddi oranda mali katkı verilmesini istiyor az gelişmiş Avrupa Birliği ülkeleri. Baktığımız zaman Brexit sonrası ciddi bir savaş veriyorlar. Tabii 2020 içinde bütçe konusundaki değerlendirmelerini bitirip anlaşmaya varmaları gerekiyor. Nasıl bir uzlaşı sağlayacakları, gayri safi milli hasılanın ne kadarını bütçeyi oluşturacağı merak ediliyor. Avrupa Parlamentosu %1'in üzerine çıkarılmasını hedefliyor. Biz de ayrıntıları, yankıları takip edeceğiz diyelim. Bir yandan da tabii Avrupa Birliği'nin ikinci önemli gündem maddesi de yapay zeka konusu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aslında bu Brüksel'deki zirveden önce yine bu önemli konuyu gündeme getirmişti ve dijital stratejisini Avrupa Birliği'nin açıklamıştı. Brüksel'de basın toplantısı düzenlemişti ve Ursula von der Leyen Avrupa Birliği Komisyonu'nun yapay zeka yıllık 20 milyar euro yatırım yapılması planladığını açıkladı. Dijital stratejinin özellikle yapay zekaya, veri alanına odaklanacağını, dijital dönüşümün Avrupa için önemli olduğunu, Avrupa ekonomisi için önemli olduğunu belirtti ve yapay zeka konusunda Avrupa Birliği'nin avantajı olduğunu ve yine aynı şekilde yapay zekanın insanlara hizmet etmesi gerektiğini, kritik kararların ise insanlar tarafından verilmesi gerektiğinin altını çizdi ve insan haklarına her zaman uymalı yapay zeka dedi. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin önünde çok önemli gündem maddeleri var. Tabii bir yandan bütçe konusu, bir yandan nasıl modernize edecekler bütçeyi, hangi alanlarda bütçe konusunda hangi alanlarda yatırım yapılacak merak ediliyor. Biz de gelişmeleri aktaracağız, ayrıntıları aktaracağız diyelim. Sözü tekrar Paris'ten İstanbul'a size bırakalım.